Merhaba. Çok zor bir hafta geçiriyorum. Bu yeni doğanlarla ilgili skandal. Çok şeyi geri getirdi bana. Bu kadar çok anım canlandı ki. Ama gene toplum yanlış tarafından bakıyor. Birkaç kişiyi gömerek bu işi yapamazsınız. Sistem bunu sağlıyor. O yüzden anılarımı anlatmaya karar verdim size. Yaşadıklarımı. Sistem korkunçtu. Ben iki senede bir hastane değiştirmek zorunda kaldım bu yüzden. Sistem korkunç. Yani anlatamam size. Sistem ahlaklı olmayı değil, ahlaksız olmayı teşvik ediyor. Burada da hep doktorlar ön planda, hemşireler ön planda. O hastanenin sahipleri bilmiyorlar mı zannediyorsunuz? Neden hastane sahipleri şeyde değil? <laughs> Listeye baktım. Acaba ne kadarını tanıyorum diye. Tanıdığım çıkmadı maalesef ama o da ne demektir? Başkaları var demektir. Yani başkaları var ama sorun çalışanlar değil. Parayı asıl kazananları fark etmiyorsunuz, hastane sahipleri. Özel hastaneler, dernekler aracılığıyla bir araya gelip bunları yapıyorlar. Kapitalist sistem sorun. Sorun kapitalist sistem. İstanbul'a ilk geldiğimde Hinduan çalıştım ben. Ve ne kadar şanslı olduğumu sonradan anladım. Bir 11 ay kadar Pendik'te bir hastanede çalıştım. Sahibini hala sevgiyle hatırlarım. Muhteşem bir adamdı, hiçbir şeyime karışmadı. Ben orada 10 saat spa -ba taktığım hastayı bile yoğun bakıma yatırmadım. Yani geçecek bu, toparlayacak, 24 saati bulmaz. O nedenle ben bu hortumu aldırayım, cihaza bağlayayım, bunun parasını alalım onlardan ama hastaneye yatırmayalım dediğimde bile itiraz etmediler ya. Ben orada sepsis şüphesi olan çocukları 48 saat sonra kan tahlillerinde ve kültürlerinde üreme olmadığında çıkardım. Bana niye çıkardın demediler. Çünkü şöyle bir şey şüphe varsa mesela SRP yüksekliği var. Kitaplar diyor ki antibiyotiği başta 48 saat sonra eğer çocukta genel durumu iyi ise besleniyorsa ve kültürlerinde henüz üreme yoksa çıkarabilirsin. Ama 10 gün sürüyor o asıl sonuç. O 10 günün sonunda herhangi bir yerde üreme olursa geri çağır diyor. Mesela ben bunların hepsini çıkardım. Ama ben çıkardım. Evet annelerin yanına yolladım. Ama genel eğilim riske atmamak adına. O da yanlış değil bakın. Ama ahlaki değil. Aileye anlatıyorum Dün Bak sizi her an geri çağırabiliriz ama şu ana kadar rüremiz yok. Çocuğun da genel durumu iyi. Buyurun ol, alın çocuğunuzu. Fakat bağlantıda kalalım. Bu tür çok ciddi ahlaki problemler var. Yani böyle çok ince kararlar vermeniz, sorumluluk almanız gereken noktalardır yeni doğan. Çünkü çocuğun hayatı hemen değişir. Ve çok kolay bir şekilde sistemin istediği tarafa kaymanız için size geçerli şeyler Sunulabilir yani bir doktor şunu diyebilir risk alma eğer sorun olursa arkanda durmam kim diyor bunu hastanenin sahipleri doktor da o zaman ne diyor ben ne uğraşacağım diyor yani bana böyle diyor yatırırım ben de çünkü niye para alınıyor ama burada sadece doktorlarla ilgili sorun yok sistemle ilgili sorun var doktorlar bu toplumda emin olun toplumun genelinden daha iyidirler totale baktığında çünkü bu iş yapılacak iş değil. Çok zor bir iş. Hele yeni doğan. İnanamazsınız. Çok zor bir iştir. Bu yüzden insanları herkese aynı torbaya koymayın. Ama herkeste problem olduğu bir yer var. Hastane sahipleri gene onların adından bahsedilmiyor. Gene onların adından bahsedilmiyor. O hastane sahipleri sorgulanmıyor. Ben size söyleyeyim çok rahat yani şunu du yani şunları yaşadım ben. Duvara yansıtıyorlar ekranı. Bana dönüyorlar. Diyorlar ki hocam en çok hastayı siz bakmışsınız ama geliriniz sizin yarınızın yarısı kadar bakanın yarısı kadar. Anlayabildiniz mi aradaki farkı? Ben bu kadar hasta getiriyorum ama tetkik istemiyor. İhtiyaç yok çünkü. Yatırmıyorum. Ayaktan tedavi olabilir çünkü. Ben iyi bir doktor değilim. İyi hekimlerin nasıl ekarte edildiğini burada görebiliyor musunuz? Korkunç bir şey var böyle herkes para kazanma derdinde. Bakın bir insanı birkaç şey sağlar. Güç, para ve tanınırlık. Ün. Bunlarla kafayı yer, yeme ihtimaliniz çok fazladır tamam mı? Yani şirazeden çıkmanız için çok ama çok büyük şeylerdir. Bu sınavları vermemiş insanlar her zaman o şeytani varlıklar hani o parayı elde tutan üst segmenttekiler tarafından baştan çıkarılır. Evet hekimler arasında da vardır bu. Ama toplumun genelinden daha azdır. Buna emin olabilirsiniz. Toplumun genelinden çok daha az. Yani toplumun içinde de kötüler var. Küçük onun küçük bir parçası olan doktorlar içinde de kötüler var, ahlaksızlar var, doğru. Para düşkünleri var. Doğru. Katiller var olabilir doğru ama toplumun genelinden daha iyidir o popülasyon. Çünkü gerçekten yapılacak iş değildir. İdealist insan sayısına genelden çok daha fazla rastlanır doktorlar arasında. İdealistler çok çünkü iş çok zor. Daha kolay para kazanılabilir. Emin olun çok daha kolay para kazanabilirsiniz. Çok daha az riskle, çok daha az stresle para kazanabilirsiniz. Ben özel hastanelerdeki bir pediatristin yaşadıklarını size anlatsam o kibirli hastanede çok güçlü olan cerrahların pediatristlere yaptıklarını bir bilseniz 38 haftalık çocukları alırlar analarının karnında, sonra taşıp ne olur çocuk? Çünkü erken bir zamanda olmadan sezaryen olmuştur. 38 haftayı kim koydu onu da bilmiyorum yani. Ama doğurtuyorlar çocukları özellikle erkek çocukları yoğun bakımda ondan sonra. E yatırdın sen suçlu olursun. Ya ben yapabileceğim şey yok ki sen bunu erken doğurursan, doğurtturursan ben nasıl Tanrı mıyım ya e, e, TTN olmasını engelleyeyim? Geçici taşıp ne denilen bir durum oluyor şeylerde. Sezer, erken doğan sezaryenler. Bunu herkes biliyor. Ama sen bunu de, <laughs> dile getirdiğinde güçlü değilsin. Niye? Çünkü cerrahlar onlara çok daha fazla para kazandırıyor. Sen bunu gidip hastane sahibine anlatamazsın. Ben anlattım. Dinlemedi bile beni. Çünkü biz dahili bölümler, ped pediatristler çok fazla kazandırmayız hastaneleri. Biz bu o, o hastanelerin marabalarıyız. Yeni doğan dediğiniz iş çok büyük risk. Yapacak yeni doğancı bulamazsınız. Bu kadar çok yeni doğancıların üzerine giderseniz yapacak adam bulamazsınız. Yeni doğan çok zordur. Günü yoktur, gecesi yoktur. Ben hayatımda bir tane panik atak geçirdim. O da her şeye rağmen bir bebeğimi kaybettiğim için. Yapacağım bir şey yoktu. ya yani her şeyi denedim ama öldü çocuk. Ve panik atak geçirdim. Hayatımda tek bir kere. Ben kendim öle yazdım. Annemi kaybettim. Kanserden ailemin yarısını kaybettiğim babam kanser. Hiçbirinde panik atak geçirmedim arkadaşlar. Bir tane bebeğim, bebek, bir tane bebeği kaybederken geçirdim primer, pulmoner, hipertansiyon tanısı var. Yapacağın hiçbir şey yok. Her yerde %90 ölür. Çok yıpratıcıdır. O yüzden yeni doğanları bak, baktıracak adam bulamazsınız. Bu yüzden akılcı davranmak gerekiyor. Sorun yeni doğancılar değil. Sorun o hastaneleri yönetenler. Tamam Çünkü asıl paraları onlar kazanıyorlar. Yeni doğancılar o işte. Onlar böyle şey önüne atılanlarla idare edenler. Gene söylüyorum evet ahlaksızlar var aramızda ama doktorlar bu toplumda herkesten daha iyidir. Tersinde olsa bunu düşünüyor olsam gerçekten söylerim yani. Çok korkunç şeyler yani inanılmaz şeyler evet biliyorum. Biliyorum yaşadım çünkü. Yaşadım. Şeyde bir hastanede, Bağcılar'da bir hastanede çalıştım. Çok kısa bir süre böyle. Hiç unutmuyorum yemekhanede topladılar bizi. İşte 9:4 çalışmama müsaade ettikleri için böyle yeni oğlum daha bir buçuk yaşındaydı. Birkaç ay kadar orada çalıştım. O hastanede yemekhanede topladılar bizi. Adamın söylediklerini düşünmüyorum. Bu işte çok para var dedi sahibi. Akıllı olan bir doktorun aç kalması mümkün değil dedi. Ama o aç kalmaktan bahsetmiyordu ihtiyaçtan fazla para kazanmaktan bahsediyordu. Çok para kazanabilirsiniz diyordu. Nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız yani? Benim bildiğim gelen hasta e, olursa kazanırım. Eğer o ka hastanın ihtiyacı varsa, tetkik istersem kazanırım. Hastaneye yatırırsam kazanırım. Hesaplıyorum, hesaplıyorum, hesaplıyorum. Öyle çok devasa paralar olmuyor yani. Ama o paralar bana yetti her zaman. Para bir tuzaktır ya. Yani para bir tuzaktır. İhtiyacımızdan fazlası için kapitalist sistem tarafından sürükleniyoruz ve bu da hata yapmamıza neden oluyor. Ama asıl sorun bizler değiliz ya. Asıl sorun bu hastanelerin sahipleri. Onların doktorların nasıl teşvik ettiğini bilseniz cerrahlar hep çok el üstünde tuturlar. Çünkü küçük işlerde büyük paralar kazandırır her türlü şımarıklığı yapmalarına izin verirler. Ama daireyeciler, dahili bölümler gerçekten çok iteklenir ve hiç kimse ciddiye almaz. Hiç kimse. Aralarda ciddi ücret farkları vardır. Ve bu da bazılarını işte böyle ahlaksızlığa sürükler. Büyük bir sınavdır çünkü. O bakarsın ona. Aynı hastanede çalışıyorsun. Sen ondan daha çok çalışıyorsun. Daha çok emek veriyorsun. Ama o bilmem ne marka arabayla etkiliyorsa sizi, beni etkilemez ama geziyor. Tatillere bilmem nerelere gidiyor ama sen gidemiyorsun. Ya büyük bir sınavdır bu. Ve o ayakta karşılanıyor. Hastane sahipleri karşısında senin suratına bile bakmıyorlar. O randevu istediğinde çat kapı girebiliyor hastane sahibinin odasına. Ama sen randevu istersin, seni görmezden gelir. En küçük hastanesinden en büyük hastanesine kadar. Hastane sahipleri kapitalisttir ve para kazanma dışında ve bana sorun getirme dışında doktorlar umurlarında bile değildir. Kendi hastanesinde ahlaksızlık olduğunu bilmiyorlar mı? Bilmediklerini mi zannediyorsunuz? Onların umurunda değil, hastaları da umurlarında değil. Sadece düşündükleri var. Yıl sonu bilançoları. Doktorların üzerine gitmeyin, gidecek doktor bulamayacaksınız. Asıl kızmanız gereken yerlere gidin yeni doğan şeyi açıklama yapıyor. O niye yapsın? Özel Hastaneler Birliği yapsın. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yeni doğan devlette, yeni doğancılar devlet hastanelerinden özel hastanelere sevk ediliyor. Nasıl sevk ediliyor zannediyorsunuz? Oraları da araştırsınlar. Bu iş çok batak ama sorumlusu doktorlar değil. Sorumlusu hastane sahipleri, özel hastane sahipleri. Tamam mı? Özel hastane saatleri. Yanlış yere saldırmayın. Yeni doğan yoğun bakım doktor derneği açıklama yapıyor. Niye açıklama yapıyorsun? Sorumlusu sen misin? Sorumlusu sen değilsin. Açıklama yapması gereken özel hastaneler derneği. Ama onların cebinde para çok. Bu iş onlara bulaşmaz. Onlar iyi yatıyorlar evlerinde. Özel hastaneler derneği açıklaması yapacak. Siz değil. Kral çıplak diyemiyorsunuz bile biliyor musunuz? Ben ancak terk ettim. Hastane hastane gezdim. Sorun bendim değil mi? Bu kadar çok yer değiştirdim. Ben değildim sorun. Sorun sistemde arkadaşlar. Sorun sistemde. Sistem ahlaklı insanı barındırmıyor. Bak ben çok severim hastaneleri. Çalışamadım ama. En ücra yerlerde de çalıştım. En son en son gittiğim hastaneyi söyleyeyim. Ayrıldığım hastaneye. 6 ayda ayrıldım. Şey bana diyor ki. Başhekimi hiç unutmuyorum. 100 milyon dolarlık hastane yaptın. Ama beğenmiyorsun. Beğenmiyorum tabi. Niye beğeneyim ki? Sadece otel hizmeti veriyorsun sen. İçine doktorları doluşturmuşsun ama onu destekleyecek hemşire yok. Niye para vermiyorsun? Mezun olanı alıyor, üç kuruş paraya çalıştırıyor hemşireyi. Hiçbir şey bilmiyorlar ama hiçbir şey sıfır. Sen yetiştiriyorsun ama para vermediği için o gidiyor. O yüzden onun üstüne yeni geliyor. Sonra beğenmeyen ben oluyorum ama. 100 milyonluk hastaneyi beğenmeyen ben oluyorum. Otel hizmeti veriyorsunuz dedi. Otel hizmeti veriyorsunuz. Başka bir şey değil yani. Otel hizmetiyle olmuyor bu. Şık şık hastanelerle doldurmuşsun ama içi boş. Hasta beni ne kadar görür ki yardımcı personel konusu. Korkunç. Hasta ne kadar doktoru görür? Bu işin yüzde yetmiş hemşirelerdir. Yetişmiş hemşireleri ellerinde tutmazlar. Para fazla para veriyorlar çünkü. Gerçekten iyi olan hemşireyi kaybettim o süreç içinde. Ne oldu? Yetiştir gitsin. Yetiştir gitsin. Eyvallah dedim ya. 3 sene çalışmadım ondan sonra. Sonra klinik açtım rahat ettim yani. Burası benimle ilgili. 6 tane hasta bakıyorum. Bir tane fazla baktıramazsınız bana. Çok zor durumda olanlar varsa işte 7. hasta olarak alıyorum. Canım isterse çalışıyorum, istemezse çalışıyorum. Kazandığım para da bana yetiyor. Ve bütün pediatristlere aynı şeyi tavsiye ederim. Ya yani bu rezillikle uğraşmanızın bir anlamı yok yani. Yeni doğancınlara gelince Allah sabır versin size bundan sonra. Hem halk a tarafından pres olacaksınız hem üst tarafta. Allah yardım etsin size. Bizim halkımız da sorgulamazsınız, sorgulamazsınız, sorgulamazsınız. Bir olay olduğunda verdiğiniz tepki de yanlış olur. Azıcık düşünerek hareket edelim. Yeni doğanlarla ilgili değil, yeni doğan doktorlarıyla ilgili değil bu. Hastane sahipleriyle ilgili. Tamam